bazı insanların suçlu olduğunu tespit edilmesi halinde müebbet hapis yerine binlerce yıl ceza aldığını fark etmesinizdir. Oysa ki müebbet hapis zaten ömür boyu hapis cezası anlamına geliyor. Haliyle kararın müebbet yerine küsuratlı binlerce yıllık ceza olması bazen kafaları karıştırabiliyor. Peki bu kararın sebebi ne? Hemen anlatalım. Şimdi sorumuz belli. Bir insan neden müebbet hapis yerine ömrünün yetmeyeceği binlerce yıllık hapis cezası alıyor? Biliyorsunuz ki Adnan Oktar da 8658 yıl hapis cezası almıştı. Bu durumda bir insana 8000 yıl hapis cezası vermekle müebbet hapis cezası vermek aynı şey gibi gelebilir. Ancak durum hiç de öyle değil. Hapis cezaları suçluların işlediği tüm suçlar için ayrı ayrı belirlenir. Yani herhangi bir insan 4 kişiyi yaraladığında bu 4 kez aynı cezaya çarptırılacağı anlamına gelir. Ya da 5 kişiyi canavarca bir hisle kasıtlı olarak öldürdüğünde 5 kez ağırlaştırılmış müebbet alır. Yani işlediği tüm suçlar o suçu kaç kez işlediğine bağlı olarak cezasına eklenir. Dava zamanı tüm suçlar toplandığında ise küsuratlı ve binlerce yıllık cezalar ortaya çıkıyor. Bu duruma benzer bir diğer durumsa küsuratlı cezalar. Aslında adli para cezalarının büyük çoğunluğunda küsurat yok. Diyelim ki bir kişi 100 günlük hapis cezasına çarptırıldı ve mahkeme bu cezayı adli para cezasına çevirdi. Bu 100 gün için bir ödenek belirlenmesi gerekiyor. Bu da toplu bir miktar belirlemek yerine günlük 20 TL gibi bir miktar belirleyerek yapılıyor. Yani 100 gün içinde 2000 TL. Daha sonra küsuratlar devreye giriyor. Çünkü ödenmesi gereken 2000 TL'nin üzerine yargılama masrafları da ekleniyor. Bu süreçte devlet hazinesinden yapılan masraflar da cezaya dahil ediliyor ve ortaya küsuratlı rakamlar çıkıyor.